Sadece sosyete manavlarında ve lüks restoranların menülerinde karşılaştığımız avokado, düşünülenin aksine çok uzun yıllardır ülkemizde yetiştiriliyor. Rivayete göre 1700'lü yılların başında Yalova has bahçelerinde avokado yetiştirilip saray mutfağında kullanılıyordu. Ülkemizde ticari anlamda avokado yetiştiriciliği 1970'li yıllarda yapılmaya başlandı. O yıllarda FAO aracılığıyla Kaliforniya'dan 4 önemli ticari çeşit getirtilerek Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce denemeler yapıldı. 1969-1983 yılları arasında yapılan bu denemelerde Akdeniz sahil kuşağındaki bazı alanların avokado yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğu belirlendi ve hızla yayılmaya başladı. Tropik iklime uyumlu olan bu meyve, 1990 sonrası İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, 2000'lerden itibaren ise diğer illerde, manav ve marketlerde satılmaya başladı. Günümüzde pazar tezgahlarında da avokadonun yer bulması, ülkemizin büyük bir bölümünde ne kadar yaygınlaştığının adeta bir kanıtı. Ancak avokado üreticilerimizden öğrendiğimiz bilgiye göre, ülkemizin neredeyse üçte birinden fazlası hala avokadoyu tanımıyor. Türkiye'nin en çok avokado üreten ve 12 ay boyunca biz tüketicilerle buluşmasını sağlayan bölgemiz Alanya'dayız. Avokado yemeklerimizi lezzetlendirdiği gibi sağlığımıza da artı değer katıyor. Türkiye'nin dört bir tarafına giden avokado artık dünyaya da ihraç edilmekte. Bu hafta Gıda Habersi'nde avokadonun üretimden tüketime kadar her aşamasını anlatacağız sizlere. Ülkemizde avokado pazarı, yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda büyüyen bir sektör olma yolunda. Tropik iklimi seven bu meyvenin, ülkemizde en çok üretildiği bölge Akdeniz bölgesi. Avokado üretiminin en yoğun olarak yapıldığı bölgeler, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri. Avokado yetiştiriciliğine artan ilgiyle beraber yatırımlar da çoğalıyor. Bölgede yapılan coğrafi işaret çalışmalarıyla avokadonun marka olması konusunda önemli adımlar atılmış. Avokado Alanya için ne demek? Alanya'mızın iklimsel yapısından dolayı ve toprağın verimliliğinden her türlü tropik meyveyi bu dönemlerde, hatta son dönemlerde çoğalttık Alanya'da yetiştirmeye. Bunların bir tanesi de avokado. Arkadaşlarımız da bunda dernekleşti. Biz de ticaret sanayi adası olarak destek veriyoruz. Alanya avokadosunun patentini de aldık uzun süreli bir çalışma sonucunda. Ve Alanya'mıza patentini de kazandırdık. Hem ulusal hem uluslararası fuarlarda, gıda fuarlarında, bilhassa tarım fuarlarında yerimizi alacağız avokado olarak arkadaşlarımızla birlikte. Turizme katkısı var mı bu bölge için? Niye? Çünkü birçok turistik tesis de burada ve bizden daha çok yurt dışındakiler tanıyor bu avokadoyu. Bununla ilgili çalışmalar var mı? İhracatla ilgili çalışmalar var mı? Avokado Türkiye'nin her yerinde yetişecek bir meyve değil. Avokado tamamen tropik iklimde. Bizim Alanya'mızın iklimi de buna çok müsait. Eğer devlet teşviklerimizde yerli yerinde kullanabilirsek, alırsak zaten var devletimizin, hükümetimizin birçok teşvikleri. Ama avokado ile ilgili de almaya çalışacağız ve aldığımız zaman bunu daha da yaygınlaştıracağız. O zaman tabii ki memnuniyetle ihracatında düşünebiliriz. Alanya avokadosu aynı zamanda bununla ilgili patentini aldı değil mi? Bundan bahseder misiniz? Biz 2 yıldır uğraşıyoruz. Tabii zor bir süreçten geçiyorsunuz. Patentlere kolay vermiyorlar. Özelliklerini, yöresel bir ürün olduğunu bizden evraklarını istediler. Şu an patentini Alanya Avokadosu adı altında almış bulunmaktayız. Peki sadece ülkemizde daha yeni tanınıyor ama sadece ülkemizde satılmıyor. Sanırım buradan ihracat da yaptınız. Ondan bahseder misiniz? Nerelere, ne kadar ihracat yapıldı? İhracat, efendim ilk olaraktan İran'a verdik biz en yakın ve çok istiyorlar. Ama has dediğimiz bir cins, bu elimizdeki hası istemiyorlar. Gramajı küçük olduğundan dolayı daha iri bir avokado istiyorlar. Hatta şu an bulunmuş olduğumuz bahçede en fazla İran'a gönderdiğimiz avokado burada aşağı yukarı 20 bin civarında adet bazında bir ürün gönderdik. Dubai'ye gönderdik.
Suudi Arabistan'a gönderdik, Katar'a gönderdik, İran'a gönderdik, Azerbaycan'a gönderdik, bir de Ukrayna'ya gönderdik, Almanya'ya gönderdik biz. Onlar da hası seviyorlar. Onların hası sevmesi biraz da bizim işimize geldi. Çünkü yurt içinde hası fazla tutmuyorlar, gramajı küçük olduğundan dolayı. Ülkemizde avokado üretimi de tüketimi de son yıllarda hızla artıyor. Alanya'da yetiştirilen avokadolar ülkemizin dört bir tarafına gönderiliyor. Farklı çeşitlerini Eylül-Mayıs ayları arasında pazarlarda, marketlerde bulmak mümkün. En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de tüketiliyor. Ancak ülkemizin birçok yerinde yeterince tanınmıyor ve nasıl tüketileceği bilinmiyor. Avokado gibi yararlı ve önemli bir besin kaynağının tüketiminin artırılması için tanıtım çalışmaları yapılması şart. Avokado üretimine verilecek destekler pazarda fiyatın düşmesine mutlaka etki edecektir. Alanya'da avokado üretimi önemli bir gelir kaynağı aslında. Dönemlerini bahseder misiniz? Hangi dönemlerde üretim yapılıyor? Şimdi avokadomuz bizim Ağustos ayında başlıyor. Ağustos'tan 10 ay boyunca bir üretim yapıyoruz. Haziran, Temmuz arası boşlukta. Yalnız şu an bir çalışmalarımız var. Alanya avokadosu adı altında bir avokado geliştirmeye çalışıyoruz. Bu cins Haziran ve Temmuz aylarında meyve verebilmesi için çabalarımızı sarf ediyoruz. Şu an verim almaktayız. Onu da tamamladığımız zaman Alanya'da 12 ay Türkiye'miz avokadoyu tüketebilecek. Ülkemizde üretilen avokado sayısı özellikle Alanya için ve bölgesinde ne kadardır miktar anlamında? Şimdi bizim tahmini net elimizde bir veri yok ama tahmini verilere göre geçtiğimiz yıl 20-25 milyon arasında bir adet üretildi. Bizim bu yılki beklentimiz 40 milyon civarındaydı. Bu seneki üretimimiz 15-16 milyon civarında. Avokadonun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu bölgede şimdi kapama bir bahçedeyiz. Çok güzel bir bahçe, yeni kurulmuş ve artık ürün alıyor. Siz geleceğini nasıl görüyorsunuz? Alanya'nın doğusu ve batısı. Şu an Türkiye'deki üretimin %70'i Alanya'da gerçekleşiyor. Sadece sahil bandında yetişeceğinden dolayı biz bir sıkıntı görmüyoruz. Ürün çok olursa bizim için daha iyi olacak. Bize şu an dışarıdan ihracat herkes arıyor. Bir tır 100 bin adet ürün istiyoruz diye bize karşı taraftan istek geldiğinde biz oraya cevap veremiyoruz. Bizim elimizde ürün ne kadar fazla olursa piyasamız da o kadar yüksek olacaktır. Biz zaten üreticilerimizin ekmesi taraftarıyız. Onların ekmesinin bize zararı değil daha çok faydası olacaktır. Bir ağaç ne kadar verim veriyor ve ne kadar bir getirisi vardır? Şimdi ağaç tam yetişkin halini alması 5 yıl sürüyor. 5. yılda biraz 250-300 tane oluyor. 6. yılında 350-400 tane oluyor. 7. yılından sonra tam erişmiş oluyor kendisi. 800-900 bin taneye kadar verebiliyor. Bunun da o dönemki fiyatıyla çarptığımızda adetini bu döneme bakarsak 2,5-3 bin liraya yakın bir ağaçtan verim alabiliyorsunuz. Ama bu yıl çok yüksek oldu. Biz bunu 1000 lirayla 2000 lira arasında görüyoruz her ağacı. Bizde avokadonun bakım işlemlerinden bahseder misiniz? Hangi dönemde hangi işlemler yapılıyor? Avokado bakımı çok kolay bir meyve. Ağustos'a başlıyor. İlk mahsul. Ondan sonra Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık devam ediyor. Tarım ilacına gerek kalmıyor. Sadece hayvan gübresi veriyoruz. Normal bir gübre olmuyor. Bakımı kolay. En fazla yazın su istiyor. Herhangi bir şey yok. Sadece budantıyı çok seviyor. Budantı sevdiğinde kaliteli meyve oluyor. Mahsul aldın mı budantısını yaparsın. Mesela erkencileri Eylül, Ekim aldığından sonra Kasım'da yaparsın. Ondan sonra öbürleri hasları daha sonra alırsın. Hüverteleri başına meyve bitti miydi? Budantısını yaparsın. Ondan sonra yeni çiçek başlar. Yeni çiçek başlar. Yeni meyveye başlar. Peki kaç çeşit var şu anda bahçenizde ve ne kadarlık bir arazi burası? Burası aşağı yukarı 50-60 dönüm bir avukadalık var. 5 çeşit var. Tarıma yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızı da Alanya'ya davet ediyorum. Gelsinler avokadoya yatırım yapabilirler. Gerçekten bir defa ekiyorsunuz. Çok fazla meşguliyet olmayan bir şey. Kendiliğinden yetişen. Onun için tavsiye ediyorum. Yani Alanya'ya bekliyoruz yatırımcılarımızı. Biz destek olmaya hazırız ticaret sanayi odası olarak. Otel müşterilerinin talebi nasıl avokadoya karşı? Avokadoya karşı ilgililer. Daha önce pek görmedikleri için burada gördükleri zaman şaşırıyorlar ve severek yiyorlar. Ve
Biz de kendilerinin talepleri doğrultusunda şimdi bir avokado bahçe yatırımı yapmaya başladık. Şu anda arsayı aldık. Onu da başladık, yapıyoruz. Peki yatırımcı olarak avokadoyu niye tercih ettiniz? Bundaki düşünceleriniz ne geleceğiyle ilgili? Ve biraz bize o yatırım aşamalarından bahseder misiniz? Yatırım aşaması şu şekilde. Biz ilk önce arsayı aldık. 3 veya 4 sene sonra meyveyi vermeye başlıyor avokado. 3-4 sene sonra hasatı yapacağız. Zaten büyük ölçüde kendi tesisimizde kullanırız bunu. Kendi otelimizde kullanırız. Geriye kalan fazlasını da satarız. Arza talep birbirini dengelemiyor. Bu yüzden de insanlar şu anda bol bol şey yapıyor, avokado ekiyor. Yani yatırımcısını memnun eden bir ürün. Eken pişman olmaz. Avokado yatırımı iyi bir yatırım dediniz ama bir çalınma hikayesi var herhalde burada. Evet, ondan evet. Bahseder misiniz? Avokado altın kadar değerli. Altın kadar değerli olduğu için de hırsızlar başımıza müptela oldu. Sürekli avokado hırsızları türedi. Sürekli avokado çalıyorlar. Avokado 12 ay meyve verebilen bir ağaç türü. Dünyada 400'ün üzerinde avokado çeşidi var. Bu durum farklı iklim koşullarında yetişmesine izin verdiği gibi yıl içerisinde de farklı aylarda avokado üretiminin yapılmasını sağlıyor. Lezzetli ve kaliteli avokado yiyebilmek için hangi çeşidin ne zaman tüketileceğini bilmek gerekiyor. Avokadonun tadını tam alabilmek için meyvenin olgunlaşma sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle olgunlaşmamış avokado tüketilmemeli. Hangi aylarda hangi avokado tüketilmesi gerekiyor, ondan bahseder misin? Şimdi burada ben öncelikle tüketicilerimize ve üreticilerimize seslenmek istiyorum. Tüketicilerimiz şu an avokadoyu avokado olarak biliyor. Avokado aslında her ay tüketilmesi gereken ayrı ayrı cinsler var. Bu Ağustos, Eylül ayında erkenci dediğimiz Ağustos'ta çıktığı için erkenci Ağustos adı altında halk dilinde yalnız esas ismi kit olan bir cinsimiz var. Tüketiciler bunları istemeleri lazım. Avokado olarak değil de isimlerinde aynı Portakal'da Valencia, Washington, Yafa olduğu gibi avokadoda erkenci avokado isteyip Eylül ayına kadar bunu tüketmesi lazım. Ekim-Kasım aylarında Zutano dediğimiz bir cins var. Dışı parlak oluyor. Biraz daha parlak oluyor. Yağ oranı düşük ama lezzeti güzel. Onu istemeleri gerekiyor. Ekim-Kasım aylarında da Beckham dediğimiz koyu yeşil, onun lezzeti de güzel, koyu yeşil olan bir cinsimiz var. Onu almaları gerekiyor. Yalnız bizim bu Eylül aylarında fiyat biraz yüksek olduğundan dolayı üreticilerimiz daha fazla para kazanayım diye erken hasat yapıyor. Tüketiciler de bunun o ayda tüketilmemesi gerektiğini bilmediğinden dolayı bunları alıyorlar. Daha sonra eve gidip olgunlaşmasını bekledikleri zaman ya olgunlaşmıyor, ya çürüyor ya da iyi bir tat alamadıktan dolayı vazgeçiyorlar. Tüketicilere aslında şu mesajı da veriyoruz. Her dönemde aynı avokadoyu yiyemiyoruz. Farklı dönemlerde farklı avokado yiyoruz ki bunu tüketicinin biliyor olması lazım. Bu bilinçlendirme ile ilgili çalışma yapıyor musunuz? Şimdi biz birlik olaraktan daha önce bu şekilde bir çalışma yapmamıştık ama bu yıl hangi cinsi hangi ayda tüketilecek? Biz bunları hem basın aracılığıyla hem de büyük marketlere veya büyük manavlara biz broşür dağıtaraktan hangi ayda hangi cins avokadoyu tüketmeleri gerektiğini izah edecek şekilde bir broşür hazırladık. Buradan marketçilerimize de, alım satım müdürlerine de, otelcilere de, restorançılara da bu ürünleri hangi ayda hangi ürünü tüketeceklerini bilsinler. Broşürlerimize göz atsınlar. Avokadoyu ismiyle alsınlar. Çünkü o zaman lezzetini, asıl lezzetini böyle aldığımızda anlayacağız. Diğer türlü farklı tatlarla karşılaşabiliyoruz ve sevmiyoruz. Sevmemize engel oluyor aslında, değil mi? Şimdi avokadonun içinde olan mineraller var. Bak bunlar tam olgunlaşmamış oluyor. Yani olgunlaşmamış bir ürün yiyorsunuz. Yetişmemiş bir karpuz yiyorsunuz. Yediğiniz zaman kırmızılaşmadığından dolayı bir lezzet tat alamıyorsunuz. Aynı bu avokado için de geçerli. Bunun olgunlaşma ayı hangi ay ise, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak hangi ay ise o ayda o ürünü tüketmemiz gerekiyor. Avokado besin değeri oldukça yüksek olan bir meyve türü. Yüksek miktarda folik asit, K, C, B5, B6, E vitaminleri, potasyum ve lif içerdiği gibi magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A, B1,
B2, B3 vitaminlerini de barındırıyor. Birçok hastalığa karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlar, fenol bileşikler ve çok değerli besin maddelerini içeren sağlıklı yağ deposu avokadonun kolesterol profilini düzenlediği de yapılan araştırmalarla tespit edilmiş. Dünyada ve özellikle yetiştiği coğrafyalarda içerdiği zengin besin değeri nedeniyle hayatın meyvesi olarak adlandırılır. Yağlı bir bitki olması ve enerji verici özellikleriyle tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Tüketiciler peki alırken ve evlerinde saklarken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi tüketiciler eğer ki zaten avokado kendiliğinden olgunlaşan bir ürün. Herhangi bir destek almadan olgunlaşabiliyor. Siz bunu eve aldığınız 3 tane 4 tane almış iseniz, aynı dönemde olgunlaşmasını istemiyor iseniz, ayrı ayrı günlerde olsun istiyorsanız, mesela geç olgunlaşmasını istiyorsanız dolabınıza koyacaksınız, serin yerde bekleteceksiniz. 15-20 gün sonra olgunlaşacaktır. Normal dönemde olgunlaşsın, bir hafta 10 gün içerisinde olgunlaşmış olsun istiyorsanız normal evinizin herhangi bir köşesine koyabilirsiniz. Daha erken olgunlaşmasını istiyorsanız bir limonun, elmanın yanına koyaraktan o da 3-4 gün içerisinde daha çabuk da olgunlaşabiliyor. Ülkemize tanıtımını yapacağız. Fiyatı da oldukça yükseldi son dönemde avokadon, ama değeri, besin değeri çok yüksek. Kan dolaşımını hızlandırıyor. En büyük faydası bunun yanında hücrelerin de yenilenmesine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Tabii ki internete de girince avokado ile ilgili, Alanya avokadosu ile ilgili orada bilgileri de alabilirler izleyicilerimiz. Peki siz tüketir misiniz? Bu bölge turizm bölgesi olması sebebiyle turistik amaçlı da tüketim yapılıyor mu bunun? Acı bir tadı olur yeşilken, ama yumuşadığı zaman limon, zeytinyağı ile de hafif böyle sosladığınız zaman çok lezzetli bir şey olur. Ben mesela her sabah memnuniyetle kahvaltıda bir tanesini tüketiyorum. Peki yurt dışından gelen misafirlerimiz avokadoyu tanıyorlardır mutlaka. Bununla ilgili talepleri oluyor mu? Burada gördüklerinde şaşırıyorlar mı? Evet, yabancı misafirlerimiz gördüğünde çok şaşırıyorlar. Hemen hemen hepsi biliyorlar. Avokadoyu biliyorlar. Yerli misafirlerimiz de var. Bunlar da çok şaşırıyor ve mutlu oluyorlar görünce. Çünkü avokado fiyat olarak yüksek, pahalı bir ürün. Hatta kendilerini bazen böyle uygun olanları alıyoruz, bahçemize götürüyoruz. Görüyorlar, tanıyorlar, burada yetiştiğini biliyorlar. Biliyorsanız muz ve avokado tropikal iklimde yetişiyor. Alanya'da tropikal iklime sahip. O yüzden şaşırıyorlar. Hayatında hiç muz ağacını görmemiş, avokado ağacını görmemiş insanlar var. Avokadoyu kendiniz tüketiyor musunuz? Bir de mutfağınızda ne kadar çeşitliliği var avokadonun? Hemen hemen her gün sabah kahvaltıda özellikle tüketiyorum. Hemen hemen her gün. Cevizle birlikte mükemmel oluyor. Herkese de tavsiye ederim. Besin değeri çok yüksek. İçinde bol bol vitamin barındırıyor. Avokado aldığımızda yeşilin farklı tonlarında ve sert bir yapıda olabilir. Eğer meyve olgunlaşmadıysa, yani koyu yeşilden siyaha doğru dönmediyse ve yumuşak değilse tüketime uygun olmadığının göstergesidir. Yeterince olgunlaşan avokadolardan çok farklı tarifler yapılıyor. Yemeklerin tadını zenginleştirirken farklı bir aroma ve lezzet katıyor. Avokado, salatada, makarnada, et ve tavuk yemeklerinde, kahvaltıda yenildiği gibi sos olarak da tüketiliyor. Avokado yemek fikrinden pek hoşlanmayanlar, bugüne kadar adını çok duymuş olsa da tadına bakmamış olanlar, yemek isteyip de nasıl değerlendirileceğini bilmeyenler ya da avokadodan vazgeçemeyenler. Bu meyveyle yapılan farklı tarifleri sizler de mutfağınızda mutlaka denemelisiniz. Avokadoyu farklı olgunluklarda tüketmek mümkün. Yeşilken, yarı olgunken, tam olgunken tüketebiliyoruz. Şefimizden ne zaman nasıl tüketeceğimizle ilgili pratik bilgiler alacağız ve bize farklı avokadolu lezzetler yapacak. Merhabalar şef. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkürler. Neler yapacaksınız bugün bize? 3 tane sunum yapacağız. Bir tanesi avokado salatası, bir tanesi de avokado ezmesi olacak. Bir tane de yanında avokadoyu bütün yemeklerin ara sıcak olarak yemeklerin yanında sunabileceğimiz söğüş halinde, salataların yanında şeklinde 3 çeşit sunumumuz olacak. Avokadomuzu hazırladıktan sonra bir tane domates doğruyoruz. Domatesi doğradıktan sonra
yarım salatalık doğruyoruz. Taze soğan doğruyoruz yine içine. Şöyle bir tutam maydanoz. Evet, maydanozu doğruyoruz. Bu şeyi avokado salatasını yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi yumuşak topulu bir malzeme olduğu için küp küp doğruyoruz. Avokadolar biraz büyük olması gerekiyor. Biraz tuz atıyoruz. Pul biber atıyoruz. Limon suyunu atıyoruz. İçine birazcık limon suyu. Zeytinyağını atıyoruz. Çok lezzetli bir salata oluyor. Nane ile de bunları süsleyebiliriz. Avokado salatamız hazır. Avokado ezmesi yapacağız size. Öncelikle avokadoyu kabuğundan bir ayıralım. Yumuşak olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kıvamında olması için en önemli şeylerden bir tanesi kullanacağımız avokadonun çok yumuşak olması gerekiyor. Şöyle içinden çıkarttıktan sonra çatala ihtiyacımız var. Çünkü bunu ezerken çatalla ezmemiz gerekiyor. Yumuşak zaten. Çatalla bu şekilde eziyoruz. Eziyoruz. Bu ezme işlemimiz tamamlandıktan sonra içerisine zeytinyağını sarımsaktan birazcık atıyoruz. Birazcık limon suyu atıyoruz içerine. Şu şekilde döküyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Bunu karıştırıyoruz. Ezmemiz bitti. Dediğim gibi bütün yemeklerin yanında farnitür olarak verebiliriz. Sonra bunu servis ediyoruz. Servise hazır oluyor. Afiyet olsun. Avokado, yaygın olarak yetiştirildiği ülkelerde temel gıdalar arasında yer alıyor. Ana vatanı Meksika'da bir kişi yılda yaklaşık olarak 8 kilogram avokado tüketiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve ülkemizde tüketim hızla artsa da avokado halen lüks tüketim meyveleri arasında yer alıyor. Yüksek besin değerleri ve lezzetiyle bilinen bu meyveye sizler de mutfaklarınızda daha fazla yer vererek yemeklerinize farklı bir lezzet katabilirsiniz.
Avokadonun farklı üretim zamanlarına göre farklı çeşitleri var. Alırken buna dikkat ediyor olmak daha sağlıklı ve lezzetli avokado tüketmemizi sağlayacak. Avokadoyu aldığımızda evimizde mutlaka olgunlaştırarak tüketmemiz gerekiyor. Eğer olgunlaşmamış avokadoyu yersek acı ve ekşi bir tat alabiliriz. Gıda Habersi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habersi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.